Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda birlikte çemberde açılara geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ilk iki testi olan 1 ve 2 numaralı testini gömmeye başlıyorum arkadaşlar. Hem kuralları öğrenelim bu 1 ve 2 numaralı testlerde. Ne yapmamız gerektiğini öğrenelim. Özellikleri hatırlayalım. Şimdi 38 derece vermiş. Şöyleydi arkadaşlar. Çemberde açıda iki önemli açı tipi var. Bunların ikisi de bu soruda mevcut. Birisi çevre açıydı ki çevre açı bakın konu anlatım videomuzda da gösterdik size. Eğer ki açının doğduğu sivri uç şu uç nokta çemberin şu yuvarlağın çevresinin üstündeyse biz buna çevre açı diyecektik. Demek ki 38 çevre açı ve çevre açının gördüğü yayla arasındaki ilişki şuydu dostlar. Gördüğü yayın yarısı olacak her zaman. E o zaman 38 ise gördüğü yay ne olmak zorunda? 2 katı yani 76 olmak zorunda. Eğer ki açının doğduğu yer yani tam sivri uç noktası merkezin üstündeyse bakın alfanın sivri uç noktası merkezin üstünde biz buna merkez açı diyorduk ve merkez açı gördüğü yayın tıpatıp aynısı ölçüye sahipti. O halde alfa 76 derece olacak dedim dostlar. Önemli olan iki açı çeşidini öğrendik hatırladık diyelim. Geldik bu soruya. Bakın burada 110 dediğimiz açı tam çevrenin üstünde doğmuş. Sivri ucu çevresinin üstünde dairenin. O zaman bunun adı çevre açı olacak. Ve çevre açının gördüğü yay şu yay yani arkadaşlarım. Bakın A ile C arasındaki yayı görüyor. 2 katı olacak. Yani 220. Peki bir dairenin tamamının çevresi kaç dereceydi dostum? 360. 220'yi çıkarttık hemen. 140 mı kalıyor şu geri kalan kısma? 140. Dostum alfaya bakalım ne açıymış bu alfa? Tam doğduğu yer merkezin üstünde olduğu için merkez açıdır bu alfa. Ve gördüğü yayın aynısı olacak. İkinci sorumuzun cevabı 140 gelecek. 3 numaraya bakıyoruz dostlar. Şimdi çemberde yarı çapların birbirine eşit olmasını çok sık kullanacağız arkadaşlarım. Şimdi şu OB çemberin yarı çapı. E ben OA'yı çizersem ki konu anlatımında şöyle demiştik hatta. Çemberde bir kiriş gördüysen hemen kirişin uç noktalarını A ile B noktalarını merkezle birleştirin. Çünkü bunlar yarıçap olacaklar. Birbirlerine eşit olacaklar. Dolayısıyla bakın burada bir ikizkenar çıktı. Burası da 50. 50, 50 daha 100. Şu tepeye ne kaldı? 80. Ve bu 80 nerede doğmuş? Merkezde. O zaman merkez açıdır. Gördüğü yay da tıpatıp aynı dereceye sahiptir. Demek ki AB yayının ölçüsünü soruyor bize. 80 olduğunu söyledik hemen dostlar. Bakın 38'e bakın hemen dostum. 38 dediğimiz rakam C köşesinde oluşmuş. Yani çemberin çevresinde oluşmuş. O halde bu bir çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olacaktı. Yani gördüğü yay 2 katı olacak. O halde burası 76. Peki şu açıya bakalım. Merkezde doğmuş. Gördüğü yay 76 derece. Merkez açı olduğu için tıpatıp aynısı olacak. Bu da 76. Ve bütünlerini soruyor bize. Yani 180'e tamamlayanını soruyor. 76'yı 180'den çıkartırsam da 104'ü işaretledim hemen. Beşinci sorudayım arkadaşlar. Yine ne yapacağım bu soruda? Çemberlerin birbirine eşit olduğunu, yarı çapların birbirine eşit olduğunu göstermeyle soruya başlayabilirim. Şimdi öncelikle şunu bir söylemiş bize. AD yayı BC yayına eşittir demiş. Bunu da kullanırız dostlarım. AD yayı BC yayına eşit. Ama önce şu kirişin ucunu yarı çap olacak şekilde ben bir çizeyim. Şunların üçü de yarı çap birbirine eşit. Dördü hatta. Peki şurada bir ikizkenar çıktı. Burası da 66. 66 ile 66'nın toplamı 132. Buraya kaldı 48. 48 arkadaşlarım gördüğü yay merkez açı olduğu için 48 olacak. Şu ortaya x derece diyelim biz. X olsun. Şu AC yayı ne çıktı bu durumda? 48 artı x. Bize de diyordu ki bu BC yayına eşit. Yani şu BC yayı da 48 artı x olacak dostlar. E hocam x'i burada buraya ne kaldı o zaman? 48 kaldı. Ve bakın alfa da bizim merkez açımız. O halde gördüğü yayın tıpatıp aynısı olacak. Yani alfa da 48 gelecek dedik.
Altıncı sorumuz 36 derece bir çevre açı. Çünkü tam uç noktası çevrede oluşmuş. O halde gördüğü yay, yani şu AB yayını görüyor. İki katı olacak, 72 oldu. Alfaya bakın, tam merkezde oluşmuş merkez açı. Gördüğü yayın tıpatıp aynısı olacak. O halde alfa 72 olacak dedi. Evet, test 1'in ilk 6 sorusunu gömdük. Hemen 7 ile devam ediyorum. Arkadaşlarım yine bakın, önce şu artık açıları gördüğümüz zaman hemen yaylarını yazmaya çalışalım dostlarım. Şunu bir yazalım arkadaşlar. 50'nin gördüğü yay 2 katı olacak, 100. Kirişin ucunu yarıçapla birleştirelim. Şey, yarıçapı çizelim. Bunlar ikizkenardır. Demek ki şu açımızda 25. Buranın toplamı 50 ile 25'in toplamı 75 oldu. Bakın şu OB de yarıçaptır. Şu yüze hiç ihtiyacımız kalmadı arkadaşlarım. Şu ikizkenardan 75 ise alfanın da 75 olduğunu hemen paketledim, geçtim. 8. sorumuz. Evet, bakalım ne diyor. Burada da bir kural hatırlayacağız şimdi gördüğüm kadarıyla. Önce şu 50'nin gördüğü yayı hemen 100 olarak işaretleyelim. Alfanın gördüğü yayı da 2 alfa olarak işaretleyelim. Şimdi 75 nasıl bir açı, ona bakalım. Merkez açı mı? Hayır, değil. Çünkü neden? Merkezde doğmamış. Edirne noktası merkez değil. Çevre açı mı? Hayır, değil. Çünkü Edirne noktası çevrenin üstünde değil. İşte ne merkezde ne de çevrede olan çemberin içindeki açıya iç açı diyeceğiz biz dostlar. İç açı. Ve iç açı önden ve götten gördüğü iki yayın toplamına eşit. Önden ve arkadan gördüklerinin toplamına eşit olacak. Yani toplamının yarısına eşit olacak, pardon. 100 ile 2 alfanın toplamının yarısı 75 olacakmış dostlar. O halde hemen 2'ye bölelim. 50 ile alfanın toplamı 75 olacakmış. Demek ki alfa 25 derece gelecek. Cevabım Ceyhan'dan çıktı. İç açı kuralıydı bu. Hatırlamıyorsanız konu anlatım videolarımıza bakınız diyelim. AD'yi 60 vermiş, CB'yi 40 vermiş. Bakın alfa yine bir iç açı. Merkez değil çünkü. Hemen ne yapıyorum? Gördüklerini topluyorum. 100, 2'ye bölüyorum. 50, alfaya 50 bulduk. İç açı gayet basit. Yeni nesil bir soru var arkadaşlarım. Hiç korkulacak bir soru değil. Alfa kaç derecedir diye bir şey yazılmış bize. Bakın. Burada da dereceleri bulacağız. Şimdi alfa ne açı? Tam bir çevrenin üstünde, dairenin, şu dairenin çevresinin üstünde olduğu için çevre açı. Gördüğü yay şurası. Şimdi toplamda kaç tane harf var burada? 12 tane. 12 tane boşluk var. 360 bölü 12'den her birinin arası 30 derece olacak demek ki. Çünkü eşit bölündü şuralara. Bakın. A ile E arasında 30, 60, 90, 120 derece var. Demek ki alfa 120 derece görüyor. Yarısı olacak 60 derecedir. 10. sorumun cevabı Edirne'den geldi. Yine bir yeni nesil soru. Açı ölçerin dış kenarlarındaki 30 ve 80 diyor. Oradaki 30 ve 80'miş. Tamam. Başka 80 ile 130'u da bu görüyormuş arkadaşlarım. Tamam. Buna göre geniş açı kaç derecedir diyor. Gelin biz bunu şöyle çembere tamamlayalım isterseniz dostlar. Şuradan bir çember yapalım biz şu daireyi. Şöyle çember olacak şekilde gösterelim. Çember yapalım bunu. Ve bakın şurası zaten tam çap olduğu için şu kısım çap. Şuraya 180 derecelik yay kalacak bir kere. 180 burası. Şuraya bakarsanız 10, 20, 30 buradan geliyor. 30, 10, 20, 30, 40 da buradan geliyor. Doğru mu hesapladım? 10, 20, 30, 40, 50'ymiş pardon. 50 derece de buradan geliyor. Yani 30 buradan. 10, 20, 30 değil mi? Heh. 50 de buradan geldi. 80 daha var burada. Bir de 180 vardı. Toplam 260 mı görüyor şu açı arkadaşlar? 260'ın yarısı olacak. Yok, 130 lan. 260'ın yarısı 130 derece olacak dedik. Evet, birinci testi gömdük. Çevirdik. 2 numaraya bakıyoruz şimdi hemen arkadaşlarım. Hemen 32 dereceyi konuşalım. 32 çevre açıdır. Gördüğü yay 64 derece. Bakın şurada da bir çevre açı var. Orijinal ismi teğet kiriş açı diye geçer. Bir teğetle bir kirişten oluşan açı. Ama tam çevrenin üstünde oluştuğu için biz buna çevre açı diyeceğiz. Çevre açı 64 dereceyi gördüğü için bu da ne olur? 32 derece, yarısı olur. Peki şunların üçünün toplamı 180'di. 66, 32 daha 98. Buna da ne kaldı? 98 ise 82 mi kalıyor arkadaşlarım? 180 olması için.
İkinci sorumuz, yine bakın iki tane teğet giriş açı var. Daha doğrusu çevre açı var. 30 gördüğü yay 60, 35 gördüğü yay 70. Şuranın toplamı ne oldu bu durumda? 130. 130 ise geri kalan kısmımıza 230 kalacak ki 360'a tamamlayalım. Alfada çevre açı yarısı olacak. 115'tir. İkinci sorumuzun cevabı Denizli'den gelmiştir. 3 numaraya bakalım. Biraz karışık gibi gözüküyor arkadaşlar ama hiç korkulacak bir şey yok. Önce şu 40'ın gördüğü şu yayı yazalım. 80. Alfanın gördüğü şu yayı yazalım. 2 alfa. 110'un bütünleri 70 derecedir ve bakın bu 70 bir iç açıdır dostlarım. Çemberin içinde oluşmuş bir iç açı ve neydi kural? Gördüğü önden ve arkadan gördüğü iki yayın 80 ile 2 alfayı görüyor. Yarısı 70'e eşittir. Peki 2'ye bölersek şu kısmı 40 artı alfa kalır eşittir 70. Alfa eşittir 30. Yani Ceyhan gelir sorumun cevabı. 4 numara, bakın buradaki alfamız da bir dış açıdır dostlar. Çemberin dışında. Bunun da kuralını şimdi hemen hatırlayacağız büyük bir ihtimalle. Önce şu verilen özellikleri bir yazalım. AC yayına A derece derseniz diyor. AED yayı 3A derece olur diyor. İşte dış açıyı yapacağım şimdi dostum. Dış açı yani alfa gördüğü iki yayın farkının yarısı olacak. Yani 3A eksi A bölü 2 olacak. 3A'dan A çıkarsa 2A. 2'ye bölersem de A kalır. Demek ki alfa aslında A'ya eşitmiş dostlar. Buraya da A diyelim. DC yayını da 160 vermiş bize. Şuradaki yayı da 160 vermiş. Toplamı 360'tı. 160'ı buradaysa şuradaki 4A'ya ne kalacak dostlar? 4A'ya 200 kalacak ki 160'a tamamlayalım. O halde A dediğimiz şey 50 derece. A da alfaya eşit olduğu için alfa da 50 derece. Dördüncü sorumun cevabı Adana'dan geldi. 5 numaraya bakıyorum. Dondurma kuralı dediğimiz bir kural var arkadaşlar burada. Ne hocam dondurma kuralı? Dışarıdaki bir noktadan çembere 2 tane teğet çiziliyor. Bakın ikisi de teğet. Biri A noktasında biri C noktasında teğetse. Biz bunu dondurmaya benzetiyoruz külah falan diye. Dondurma kuralı diye uydurdum ismini arkadaşlarım. Dondurma kuralında dış açı gördüğü ilk yayıyla toplayınca 180 olacak. Demek ki bu yay 132. Toplayınca 180 olması gerekiyormuş. Dondurmada kural bu. İstersen burada dış açı kuralı da yaparsın dostum. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkart, ikiye böl dersin ama dondurma kuralı daha basit çıkartıyor. Dondurmayı ne zaman yapıyormuşum? İkisi de teğet olduğu zaman. Bak ikisi teğet olmazsa dondurma yapamazsın. Toplayıp 180'e eşitlemeyeceksin. Alfa ne açı? Çevre açı. Gördüğünün yarısı olacak. 66 olacak. Cevabım Ceyhan'dan geldi. 6. soru, bakın yine bir dondurma kuralı var. Önce şu 130'u konuşalım. 130'un gördüğü yay 2 katı olacak. Çünkü 130 çevre açı 260 olacak. Peki tamamının 360 olması için şuradaki B, D, C yayına ne kalmak zorunda o halde? 260 çıkarsa 100 kalmak zorunda. Alfaya dondurma kuralı uygulatalım. Gördüğü ilk yayla alfanın toplamı 180 olacak. Demek ki alfa 100 ile 80'in toplamı 180 olduğu için alfa da 80 oldu. Evet, test 2'de ilk 6 sorusunu gömdük. Hemen 7. sorusuyla devam ediyorum. Paralellik var dostlar. Tamam, bunu bir konuşacağız birazdan. Neye paralelmiş? BE CD'ye paralelmiş. DC yayı 100'müş dostlarım. Şurası 55. Gördüğü yay 2 katı olacaktı. 110. CD yayı 100'müş. Peki diyor ki kural, şimdi şununla şu paralel ya dostum. Kural şu: paralel iki kirişin arasında kalan yay parçaları eşittir. Yani şuradaki yay ile şuradaki yayın ölçüsü birbirine eşittir. XX diyor. Kuralımız bu. Basit bir kural. Şimdi bunların hepsinin toplamı 360 derece olacak. O zaman toplayalım hocacığım. 2X var. 110 ile 100 var. Yani 210 var. Eşittir 360 olacak. Demek ki 2x eşittir 150, x eşittir 75, şurası 75'miş. Dostum bak alfayı soruyor. Alfa 75'i gören çevre açı. Demek ki 75'in yarısı olacak dostlar. 75'in yarısı da 35, 2,5 daha 37,5 yapar. Yani Ceyhan'dan gelir sorumuzun cevabı. 8 numara, kronometredeki 15 ve 30 sayılarını birleştiren, 15 ve 30 mu?
Doğru ile 55 ve 5 sayılarını birleştiren doğru arasındaki dar açının ölçüsü alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım. Önce bunların gördükleri yayları şöyle bir hesaplayalım. Burada kaç tane boşluk var? 1. Şöyle yapayım. 5. Lan söyleyemedim ya. 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boşluk var. Demek ki her birinin arası 30 derece olacak yine. 30 derece ise dostlarım yine şöyle yapacağız bunları. Dış açı kuralını yapacağım ama önce şuradaki açıyı bulalım. Demek ki şurada bakın 30, 60, 90, 120, 150 derece var. Şuraya bakalım. 30'du bunların her birinin arası. Tam şuradan geçtiğine göre 15. Bu nereden geçiyor tam? 15'ten geçiyor. Bu da 5'ten mi geçiyor? Acaba ona göre mi hesaplatacak bize? 5 ile 15 arasında 30, 60 diyelim. Hadi bir önce 60 diye hesaplayalım bunu. 150'den 60 çıktı 90. 90'ın da yarısı olacaktı değil mi? Hani farklarının yarısıydı. 45 derece. 8'e bakıyorum. Evet Denizli tamam. Demek ki 5 ile şuradaki 15'i almış hocalarımız soruyu hazırlarken. Tamam çok önemli değil arkadaşlarım. Geçtik hemen 9. sorumuza. Evet bir 35 derece görüyorum. Bir de 45 derece görüyorum. Teğet değme noktasıymış. A noktası onu gördük. Bu şekilde alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi önce bildiklerimizi bir yazalım. Şimdi bu alfa. Gördüğü yay 2 alfa şurası. Hatta bakın şu açıda teğet giriş açıydı. Yani çevre açıydı. 2 alfayı gördüğü için buna da hemen alfa derece diyebilirim. Ve üçgende açı yaparak da soruyu gömerim her türlü. Toplayalım üçgenin iç açılarını. 45, 35 artı alfa ve alfa. Toplarsak 70, 80 artı 2 alfa. 80 artı 2 alfa eşittir 180. 2 alfa eşittir 100. Alfa eşittir 50 derecedir. 9. sorumuzun cevabı Adana'dan gelmiştir. Geldik buna. Şekildeki bir deprem büyüklüğünü ölçen gösterge verilmiştir. Tamam buna göre büyüklüğü 7.0 olan bir deprem esnasında ibrenin tarayacağı açı kaç derecedir? Bak şuraya gelecek yani ibremiz. Şu kısma gelecek 7.0 olması için. Buradan buraya kaç derece tarar diye bir şey sormuş. Yani şuradaki alfayı soruyor bize dostlar. Hemen bakın bu toplamda kaçtır? Yarım daire olduğu için 180. 180 olması için şuralara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluk var. Demek ki her biri 20'şer derece şunların. 20 derece olacak ki her biri 180 olsun diyeceğiz. Şuralar 20'şer derece. Şimdi kaç dereceyi görüyor bu? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dereceyi görüyor toplamda. Merkez açı olduğu için de arkadaşlarım 140'a direkt eşit olacak. Yani cevabım Bursa'dan gelecek dostlar. 11. soru. Bakın bir iç açıdır alfa dediğimiz açı. İç açıyı bulacağız şimdi birlikte. Evet şöyle bir bakalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. Bakın her biri şöyle 90, 90, 90, 4 tane 90 var burada. Demek ki tamamını 360 derece diye ayırmış. Yani şuradaki açı 10, 20, 30, 40, 50 derece şurası. Şurası da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 derecede burası. İç açı neydi? Gördükleri toplamının yarısı 110 ile 50'nin toplamının yarısı 160 bölü 2'den 80 çıkacak. 11. sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi diyebiliriz dostları. Evet arkadaşlar ilk iki testi gömdük. Bir sonraki videomuzda 3 ve 4 numaralı testleri gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Esen kalın, evde kalın, sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler arkadaşlar. Bay bay.